devletin sunduğu sağlık sistemi nedir? Biz devlet ne kadar ödüyor? Biz cebimizden ne kadar ödüyoruz? Siz özel sigortacılar için bu tablonun neresindesiniz? Ben başlayayım. Soruyu size bırakayım, cevabı alayım. Ondan sonra ara ara gireceğim zaten. Buyurun. Çok teşekkürler. Devletin sunduğu sağlık sisteminde biliyorsunuz SGK kapsamında sağlık harcamalarını her yıl açıklıyorlar. 2023 yılı sonu SGK harcaması şu anda 553.1 milyar TL olmuş durumda. 2022'ye göre %95.3 artmış. %100'e yakın. Yani %100'e yakın sağlık harcaması artmış. Toplam ise tüm Türkiye'deki sağlık harcamalarına bakarsak SGK, sigorta, cebimizden ödediğimiz toplam harcamalara bakarsak bunun %76'sı SGK'dan geliyor. %18'i cebimizden geliyor. %5'i de sigorta ve diğer dediğimiz küçük sigortanın farklı özel sağlık sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası farklı ürünlerinden geliyor. Yani biz aslında %76'sını devletin karşıladığı, %18'inin cebimizden karşılanan, %5'inin de sigorta tarafından karşılanan kocaman bir sağlık harcamasının içerisinde yer alıyoruz. Bir şey soracağım sana Hanım. Tabii. Siz şimdi yabancı sermayeli bir şirketin Türkiye'deki temsilcisisiniz. Dünyadaki diğer ülkelerde de böyle mi? Şimdi tabii sağlık harcamaları her ülkede pandemi sonrası arttı. Bu bir gerçek çünkü frekans arttı. Tabii bizdeki sağlık harcamasının %100'e yakın artması her ülkede aynı değil. Bunun içinde bir enflasyon etkisi var. Ama enflasyonun etkisinin haricinde de genel bütün dünyada bir frekans etkisi var. Bunu Avrupa'da da görüyoruz, Amerika'da da görüyoruz. Bunun nedeni de bekletilen ameliyatlar ya da o süre zarfında takip edilmeyen kronik hastalıkların sonrasında getirdiği ertelemeler bir tanesi. Bir ikincisi de bu bir davranış biçimi. Daha fazla kaygıya sebebiyet verdi pandemi aslında. Kişilerin sağlığı ile ilgili kaygısının daha fazla arttığını görüyoruz. Bunun için de daha sık hastane ziyareti yaptıklarını görüyoruz. Hem kendi portföyümüzde ve marketimizde hem Avrupa'da hem de dünyada. Peki orada da dünyanın diğer ülkelerinde de devletin üzerinde mi yük? Ya bizde çünkü öyle. %80'e yakını devlet karşılıyor. Hı-hı. Sosyal güvenlik SGK üzerinden. Hı-hı. Dünyada da öyle mi? Mesela Fransa'da ya da... Şöyle söyleyeyim. Çok farklı yapılar var aslına bakarsanız. Her ülkenin kendine ait sosyal sigorta sistemi var. Fakat tamamlayıcı olan yani özellikle Avrupa için söyleyeyim. Çünkü Amerika bambaşka bir durumda. Avrupa için söyleyeyim. Tamamlayıcı sağlık sigortası penetrasyonu çok yüksek. Aslında herkes devletin verdiği bir teminat ve teminat sistemi var. Bunun üstüne bir tamamlayıcı sağlık sigortası alıyor. Özellikle çalışanlar bu tamamlayıcı sağlık sigortasını neredeyse hepsi %100'üne yakın alıyor. Bu sistemlere bakarak bizim de bazı yerlerde geliştirmemiz gereken noktalar olduğunu düşünüyorum.